Biliyorsunuz geçen hafta rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi 3 ayların manevi iklimine kavuşmuş olmanın sevinci ve ilk kandilimiz olarak ve gayet kandilini kutlarken hemen o günün gecesinde İdlib'den gelen şehit haberleriyle ciğerlerimiz yandı. Suriye rejim güçlerinin alçak saldırısıyla vatan evlatlarımız şehit edildi ve bir o kadar da yaralandı. Tabii anında ve misliyle cevap verildi. Hemen saldırının akabinde de Bahar Kalkanı harekatı başlatıldı ve halen devam etmektedir. Haberin geldiği ilk andan itibaren elbette öfke, hınç ve intikam duygusu hep beraber hissettik. Çünkü hepsi bizim evlatlarımız. Hepsi bizim kahraman askerlerimiz. Hiç şüphe yok ki böyle durumlarda, böyle dönemlerde acılar paylaşılmalı. Ancak sağduyularında vazgeçmemek gerektiğini buradan bildiriyorum. Bugün dünden daha çok birlik olmaya, beraber olmaya ihtiyacımız olduğu çok açık. Ortak akıl ile, ortak irade ile devletimize destek olmalı. Ortak çözüme birlikte varmak zorundayız. Türkiye'miz orada sadece insani bir görev yapmıyor. Kendi topraklarının ve Türk milletinin bekası için bulunuyor. Ne Rusya'nın perde gerisinden yürüttüğü tarihsel hesapları ne de katil Esed'in kardeşlikleri bizi yolumuzdan, beka mücadelemizden döndüremez. Öncelikle vatanımızın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm askerlerimizin ruhları şad olsun. Rabbim şehitlerimizin mekanı cennet eylesin. Yakınlarına sabır, yaralılarımıza da acil şifalar nasip eylesin. Milletimizin başı sağ olsun. Cenab-ı Hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muhafaza eylesin. Sefer bizden, zafer Allah'tan. Değerli hazırım, değerli basın mensupları. Az önce sizlerin ifade etmiş olduğu gibi Suriye'nin İdlib kentinde menfur bir saldırı sonucu şehit düşen askerlerimize Yüce Rabbim'den rahmet ve mağfiret dilerken ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Ülkemiz sınırları içerisinde ve dışarısında görev yapan mehmetçiklerimizin Cenab-ı Allah'ın burnunu kanatmasın, ayağına taş değmesin. Varsın, şehitler tepesi boş kalsın. Boş kalsın ama Allah bu millete bir daha yeniden bir istiklal marşı yazdırmak zorunda bırakmasın. Acımız büyük, kelimeler kifayetsiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.